Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Harun ve bugün sizinle uzun zaman sonra bir videoda beraberim. Evet, yılbaşı etkinliği var Roblox'ta. Roblox'ta event geldi. Holiday event diye. Biraz bunu konuşacağız. Biraz işte yılbaşı hakkında konuşacağız. Yanımda da Yusuf var. Merhaba Yusuf, ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Tabii konuşmuyor. Neyse. Şimdi haritamızı değiştirdik. Bu stüdyoyu daha değişik bir hal aldı. İşte birazdan tanıtacağız falan. Yani videoyu gene bir 10-15 dakika bir sürede olur diye düşünmekteyim, bilmiyorum. Evet, şimdi uzun zamandır video gelmiyor. İşte sınavlar, mınavlar, okul, biliyoruz. Şu anda sınav haftasındayız. Hatta yarın sınavım var ve ben bu videoyu çekiyorum. Neyse, bu sınıftan izleyecek olanlar vardır. Onlara da buradan selam gönderiyorum. Şöyle bir de kalp atayım. Evet. İşte Yusuf burada bir mesaj falan yazıyor. Yazdıkları tabii gidiyor, şey yaptık. Bubble yaptık sadece. Şey hakkında konuşalım bu. Grup hakkında. Roblox grubu. Şimdi Roblox grubuna gelmeyenler ayıp eder falan diyorduk. Roblox grubunun adını değiştirebileceğimi sanmıştım ben. O yüzden ismini böyle Esnaf Blocks koymuştum hemen. Acele ettim yani. BC'yi aldığımda bir heyecanlandım. Hemen grup açmalıyım dedim. Grup açtım. O yüzden tabii sıkıntı oldu. Grubu yeniden açacağız. BC'yi tekrar alacağım. Zaten yani almayı düşünüyordum. Grup kıyafeti değişecek. Harami Ateş kanala abone olun. Abi sonunda H var yalnız. İşte grup kıyafeti değişecek. ZyX de yapmıştı bunu. O da diğer, yani bizden sonraki gelen Roblox kanallarından birine gitti. İsim vermek istemiyorum. Ona da buradan saygılarımızı iletiyoruz, bir şey diyemem. İşini iyi yapıyordu, gayet iyi yapıyordu. Neyse yani, grup tişörtünü ben sade bir şekilde yapacağım. Çok şey olmayacak. Grup kıyafetini isteyen herkes alabilecek grubumuzdan, Roblox grubundan. Bu da Roblox grubunun haritası işte. Hani yılbaşı diye böyle bir şeyler yaptık falan, ufak tefek. Şimdi Yusuf da gelirse, isterse otursun da takılsın orada. Ben eventi konuşmayacağız. Şu yılbaşı hakkında konuşacağım. Event hakkında daha doğrusu zaten. Ne yazıyor? Like atmayı unutmayın. Al işte. Beni yere yıktı bak. Tek hamlede. Moderatör sonuçta. Banner'ı var. Şimdi buraya ben bir şey hazırladım. Tabii. Roblox hakkında. Hani event hakkında küçük bir mekan. Ne yapıyorsun oğlum? Kenara geç. İşte şuraya logoyu koydum. Bu logoyu da yeni yaptık. Yani çok öyle hani almış almış şey de değil. Bakın zaten piksel piksel. Hani grup kıyafetinde belki bunu kullanabiliriz yenisinde. Zaten gene beyaz yapabilirim logoyu. Neyse. Şimdi burada 3 tane resim olması lazım. En alttaki çıkmıyor çünkü onu ben ekrana koyacağım şimdi zaten editlerken. Burada görüyorsunuz 3 adet harita var. En üstte zaten event haritasında aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Event sayfasını. Mountainers diye bir harita var. Dağcı gibi bir şey. Yani biraz yapması zor. Kendi başınız yapamayabilirsiniz eğer İngilizce hiç bilmiyorsanız. Yani hiç bilmiyorsanız gidip bir videosunu açıp izleyebilirsiniz, rehber videosunu. Türklerden izlemeyin bence. Ya saçma salak yazıyorlar. Hello yazmış. Yani Mountainers güzel bir harita. Verdiği taç bayağı hoş. Ben alamadım bakın. Ben hala almadım yani. Uğraşmak istemedim hatta. Ama yapacağım. İkinci haritamız Superbomb Survival. Bunda yaptım. Hani bunu zaten daha önceden oynuyorduk biz. Bayağı eski bu harita zaten. Event haritası oldu. Şöyle küçük hoş bir kurabiye. Sanırım Gear'dı. Aynen Gear. Ben kullanmıyorum ama yani Gear. Yani yeni aldığınız bedava eşyaları kullanmayın. Yani sonradan kombi yapıp kullanırsınız. Superbomb Survival kolay bir harita. Yani 15 dakikada biter. Eşyayı alırsınız. En altta da Icebreakers zaten. O da bir dakika, şunu şöyle. Heh. Evet. Icebreakers da yapmadım daha. Oyuna girdim, sadece bir baktım, zamanım yok o kadar. Icebreakers'ta da işte hani işte 20 kişiyi dondur, 20 kişiyi çöz. İşte maçta 5 gizli eşyayı bul falan, öyle bir şeyler yazıyordu İngilizce. Şimdi hatırlayamıyorum. Öyle bir şey yapıyorsun. O da hani çok zor değil ama Mountainers bayağı uğraştırıyor. Biz onun birazını yaptık Tunax'la. Evet işte. Neyse. Yeni logo bu. Artık logomuz böyle bir şey oldu. Şu kırmızı rengi kullanmayı düşünüyorum Roblox grup kıyafetinde. Yani tabi önerilerinizi almayı düşünüyorum. Kırmızı olacak. Kırmızı yapacağız.
O belli. Yeşil olabilir. Belki çok düşük bir ihtimal. Ama kırmızı yapmayı düşünüyorum. Zaten bu artık bu grup kıyafetini hani bizim takipçilerimiz bayağı kişi almıştı. 10, 20, 30 kişi falan almıştı. Hani bu bayağı çok Robux'u olan insanlar için herkes alabilir ama neyse işte. Benim karakterde bir şey değişmez. Pantolon falan kalır. Zaten pantolon da bedavaydı. Hani birlikte aynı grup olduğumuz anlaşılsın diye pantolonu da o şekilde koyduk. Aslında daha güzel siyah güzel bir pantolon falan vardı bende ama neyse. Tip bu şekilde kalacak. Kare bazen değişebilir. Al işte ne yapıyor? Dans ediyor. Evet. Video başında belki şöyle bir şey koyabiliriz. Neyse. İşte bu burası zaten bu şekilde. Direkt haritayı değiştirdim. Haritada sorun vardı. Virüs bulaşmıştı haritaya. Roblox grup haritasına. O yüzden bir süre, bir müddet hatta 3 ay falan işte okullar açıldığından beri o haritayla uğraşıyordum. Antivirüs falan indirdim, pluginler. Anca o şekilde çözebildik. Aslında onu da tam çözemedim. Haritaya kopyaladım, en baştan yaptım. Kopyaladım dediğim şu eşyaları falan kopyaladım. Duvarları falan her şeyi en baştan yaptık. Duvarlarda yün olarak gözüküyor. Yani tek tek parça olarak koymadık. Bu da beni uğraştırdı. Yani harita bayağı bug'lı falan oldu. Neyse işte burada böyle bir küçük alan yaptık. Arkada karaoke anlamında böyle bir şeyler yapabiliriz diye. İşte hoparlör falan koyduk. Yani genelinde bu haritanın yani eski versiyonların değil bu haritanın genelini ben yapmaya çalıştım. Free modeller sadece bir şu var. Ağaç var, koltuklar var. Onları da zaten ben kendim yapabilirdim. Eskiden kullandım diye. Mikrofon falan işte o ışıklar. Hepsini yapabilirim yani aslında. Şu an bayağı stüdyo hakkında hani ileriye doğru gidiyorum. Şurada işte küçük logo falan kullandık. Böyle bir alan yaptım. Burası kaldı normalde. Hani cam falan koydum diye. Burada cam olmuyordu. Burayı da böyle bir alan yaptım. Burayı tabii değiştiririm. Şey, evet. Şu an Joseph Rose YouTube kanalına videolar çekiyor. Evet. Roblox ne oynuyormuş bakayım. Roblox Lumber Tycoon oynuyor. Hediye paketlerini görüyorsunuz. 2017 Ocak yok. Mart, Şubat falan. Evet. Arka planı green screen falan koydum. Roblox Lumber Tycoon gameplay. Evet. İşte böyle kutular falan koydum. Şurada bir çıkış var. Gizli. Yani gizli değil. Çıkış. Garaj kapısı gibi bir şey. Geliştirip bunu hani kapanır açılır hali falan getirebilirim. Şu an harita bomboş. Sadece stüdyo yaptım. Burayı böyle doldurmayı planlıyorum. Bir alan işte bizim fabrikamız gibi olacak. Etrafta evler falan olabilir. Yani yapabiliriz. İşte moderatör odası falan yaparız belki. Takılıyor baksana abi Yusuf. Dolaşıyor falan. Buraya işte yılbaşı ağacı koydum. İşte bu yılbaşından sonra bu ağaçlar kalkacak. Değişik şeyler koyabiliriz hani. Şey de yapabiliriz hatta. Direkt kış yaparım. Kış modu eklerim. Her yer kış olur yani. Kar falan koyarız her yere. Evet, biraz şimdi eşyaları göstererek prim kasalım. Yusuf'u falan keseyim ben. Evet. Süper. Yusuf'un böyle psikopat şeyleri var. Böyle gidip haritanın aşağısında atlamayı falan seviyor. Kesin öyle bir şey yapacaktı. Al işte bak gidiyor bak bak. Bak nasıl gidiyor bak. Ne yapacaksın? Ha gidiyorsun. Ha. Ha evet. Çok mantıklı. Yani harita rengini falan bakın. Şu Union'ların rengini falan. Değiştirebiliriz. Yani duvarların diyeyim. Böyle sarı birik yapmak istedim. Böyle güzel hoş bir renk oldu. Bilmiyorum yani. Bakacağız. İlerleyen zamanlarda değişiklikler olabilir. Buraya da işte seat falan koydum. Hemen çok kolay bir koltuk yaptım yani. Çok kolay. Easy. İşte şu sandalye, masa falan. Her şey şunlar benim yapımım yani. Hani. Stüdyoyu anlayamayanlar için birkaç rehber videosu izlerseniz anlarsınız. Hani kendiniz de bir şeyler tabi bulmaya çalışın. Bu arada şu resim niye olmadı diye sorarsanız veriden head 100 şeklinde onayladığı için Roblox onaylamıyor yani. Orada bir yüz olduğunda görmüyor. Bir göz, ağız koyduğumuzda yani şunun gibi olduğunda bir şey olmuyor da işte orada vardı diye onu kabul etmedi. Roblox'un tamamen kendi hıyarlığı diyeyim. Aslında vardı stüdyoda falan resmini o şekilde görmüşsünüzdür zaten. Yani harita bu şekilde. Haritada şu an hiçbir şey yok zaten. Neyse Yusuf gel şöyle bir oturalım. Ha, tedbiri falan göstermedim. Sen takıl orada. Burada hediye paketleri koyduk. Hani kalkacak bunlar yılbaşından sonra. Hani öyle hoş güzel gözüksün diye. İşte teddy bear falan var. Öyle yani.
Tablonun oyuncu 480 listesini bekleriz. Ha evet. Yapacağım zaten. Herkes için. Belki yaparım. Belki adam tutarım. Olabilir yani. Evet. Peki ben şuraya oturayım. Videonun kapanış kısmına gelelim. Videonun kapanış kısmına gelelim artık. Yusuf da oturursa güzel, hoş bir görüntü olacak ama. Umarım beğenmişsinizdir. Haritamız bu şekilde. Artık yani bu şekilde olur. Ufak değişiklikler olacak. Kendi hani fikirlerinizi aşağıda belirtin. Açıklama kısmında her şeyi bulabilirsiniz. Hani eventin linki falan her türlü her şey var. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Aynen. İşte güzel içerikler falan olacak. Yaza 15 tatile 15 tatilde falan bayağı akmayı düşünüyorum ben. Şeyde hani ilerlemeyi. Aklımda da bir sürü şey var. Hani bakacağız. Evet o zaman. Oyuncu 480'de buradan bir kalp atayım ben oyunda. Evet. O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz.